turning cars into a luxury, a car that is rational. Renault grubu 2021 yılının başında açıkladığı yeni kurumsal stratejik planı Renaulution kapsamında Dacia hedefini ulaşılabilir fiyatlı mobilitede lider marka olma olarak açıklamıştı. Paris'e geldik ve Dacia'nın marka bildirgesini burada bu alanda dinledik. Neler bunlar? Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Marka gelecekte neler yapacağını, ürünlerini nasıl üreteceğini ve hangi ürünleri sunacağını tek tek anlattı. Zaten arkamda markanın yani Dacia'nın yeni ürünlerini görüyorsunuz. Bunlardan en önemlisi ve en merak edileni tabii ki Spring elektrikli versiyon. Bu araç da Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de bu aracı da göreceğiz. Şimdi özellikle ilk bilgilerden başlayalım. Global anlamda 7,5 milyon adedin üzerinde bir satış başarısı göstermiş bir markadan bahsediyoruz. Türkiye'de ise 10 senelik süreçte neredeyse 500 bin adede ulaştı Dacia. Dacia neler sunuyor? Özellikle ulaşılabilir ve olması gereken ne varsa bir araçta, ne ihtiyaç duyuluyorsa bunları sunarak yeni modelleri üreteceğini açıkladı. Fazladan ihtiyaç duyulmayan ürünleri piyasaya sürmeyecek, donanımları koymayacak. Tüm tüketicilerin ihtiyacı olan bir araçta bulunmasını istediği her şeyi araca koyarak ve bütün bunları çevreci ürünlerle yaparak piyasaya sürecek. Bu da bize ne sağlıyor? Fiyat fayda ilişkisi. Artık mobilite devrine geçtiğimiz için ürünlerde çok fazla süslere, gereksiz aksesuarlara yer verilmeyeceğini, insanların azalan kaynaklar sebebiyle sadece mobilite ihtiyaçlarını hem güvenlik hem konfor hem de ihtiyaç bazında karşılayan araçları tercih edeceğini söylüyor Dacia yetkilileri. Buraya geldik. Burada farklı workshoplar var. Yani farklı ürün gruplarını tanıttılar. Nedir onlar? İşte markanın outdoor kimliği, markanın motor, çevreci motorları, sunmuş olduğu performanslar, diğer odalarda da diğer bilgilendirmeler yapıldı. Şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi Spring var. Spring'de hemen göstereyim. Markanın yeni logosu, yeni yüzü burada yer alıyor. İşte bu kimlikle beraber de büyük bir değişime girdi Dacia. Motorları çevreci, özellikle eko, hem sistemi, ekosistemi anlatmaya çalışıyor hem ekonomiyi anlatmaya çalışıyor. Burada da LPG'li motorları ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz artık çevreci motorlar, ekonomik motorlar çok daha önem kazandı. Dolayısıyla tüketiciler bunlara dikkat ediyor ve Türkiye özellikle LPG'li motor konusunda Dacia markasında lider durumda. Arkasından diğer ülkeler geliyor ve talep gittikçe de artıyor LPG'li motorlara. Peki markada neler var? Bir kere sağlam bir yapısı var. Outdoor bir kimliği var. Yani siz hobilerinizi de yine bu markayla giderme yoluna yönelebiliyorsunuz. Tutkularınızı giderebiliyorsunuz. Bununla ilgili farklı aksesuar seçenekleri de üretilmiş durumda. Jogger için özellikle içeride kullanabileceğiniz bir yatak sistemi tasarlanmış. Bu önümüzdeki sene satışa sunulacak. Burada görmüş olduğunuz aslında tüm ürünler 2023 başı itibariyle pazara sunuluyor ve tüketicilerle buluşacak. Peyderpey de tabii ki bunlar Türkiye pazarına gelecek. Burada başka ne tanıtıldı? 2024'te Türkiye'ye gelecek olan Baxter modeli. Gerçekten etkileyici büyük bir SUV bu ve yine tüm beklentileri karşılayacak donanımlara sahip. Bir başka önemli detay ise burada hemen sol tarafımda yer alan bir araç, konsept araç. Bu neyi gösteriyor? Bu da tamamen bir outdoor, off-road kimliğiyle üretilmiş, yine dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanmış. İşte koltuklarını çıkartıp yıkayabiliyorsunuz, bütün malzemeleri temizleyebiliyorsunuz, camı bulunmuyor. Bunlar dediğim gibi markanın vizyonunu anlatıyor. Evet, Dacia Brand Manifest yani marka bildirgesi burada Paris'te tanıtıldı, anlatıldı. Bunları gözlemledikten sonra tabii burada bizlerle beraber olan Dacia Türkiye'nin genel müdürü Berk Çağdaş'a mikrofonumuzu yönelttik. Bakın Dacia için neler anlattı. Dacia artık tamamıyla bir demokratikleşme üzerine kuruyor model kırılımını ve pazarlama stratejisini.
essential car dediği, yani esas olarak arabaya odaklanıyor. Esas olarak mobiliteye odaklanıyor. İşte benim en çok dikkat ettiğim ve bizim Türkiye gibi ülkeler için son derece gerekli olan nokta burası. Yani hangi bedele, hangi faydayı sağlıyorsunuz? Mobilite noktasında dünyadaki yeni trend zaten bu olacak. Dacia'nın da felsefesi bu. Gereksiz olan ya da maliyetli olan hiçbir şeyi kullanmıyor Dacia. Esas stratejisi bunun üstüne. Dolayısıyla yeni dönemde araçların elektrifikasyonuyla beraber oldukça Türkiye için önemli bir model kırılımıyla Türkiye'de yeni başarı hikayeleri yazmaya hazır haline gelecek. Örneğin 2023'ün ilk çeyreğinde Dacia Spring'i Türkiye'ye getireceğiz biliyorsunuz. Dacia Spring en kolay ulaşılabilir ve içinde her şeyi ihtiva eden %100 elektrikli araba olma iddiasıyla geliyor. Yani her şey var araçta ama en kolay ulaşılabilecek maddi açıdan araç olacak. Ve çok güveniyoruz bu araca. Özellikle genç kesim, özellikle çalışan kesim, üniversite öğrencileri, filo kiralama şirketleri. Çok ciddi, büyük bir pazar hedefimiz var bu araçla alakalı. Yine bugün gördüğünüz gibi Türkiye'de büyük başarılara imza atmış bir marka Dacia. Özellikle SUV segmentte, yani bizim bu off-road dediğimiz esas itibariyle segmentte Duster modelimizle Türkiye'de uzun yıllardır SUV alanında lider markayız. Türkiye'de Dacia bu sene ve önümüzdeki sene, bu sene ve önümüzdeki sene yapacağı satışlarla 500 bin adeti Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren 500 bin adet araç satışını tamamlayacak. Ve bunun ben eksponansiyel olarak yeni modellerle beraber artacağını bekliyorum Türkiye'de. Biz yeni dönemde Duster mesela yenilenecek. Sizin de burada gördüğünüz mükemmel bir Bigster modelini Türkiye'ye getireceğiz. Dacia markasında. Dolayısıyla bütün bunlar bu yeni mobilize, yeni mobilitenin en önemli unsurlarını rekabet alanında bize gösterecek. Manifesto konsept aracı her zamankinden daha yalın ve daha gerçek bir deneyim sağlamak için ihtiyaçları yeniden tanımlıyor. Yolcular ve çevre arasında filtre yok, kapı yok, pencere yok, ön cam yok ve tamamen doğayla iç içe. Outdoor etkinliklerinin keyfini çıkarırken bagaj kapağı yerine farklı amaçlara hizmet eden kullanışlı bir çalışma alanı da sunuyor. Dacia'nın basit, etkili ve ekonomik kendi cihazını getir yaklaşımı bir akıllı telefonu ön konsola ve araç bilgisayarına tamamen entegre etmeyi mümkün kılıyor. Bu sistem markanın birçok modelinde mevcut ve gelecekte daha da gelişecek. Manifesto 4 tekerlekten çekiş, yerden yüksek yapı, büyük tekerlekler ve en zorlu araziye dayanacak şekilde üretilen bir gövde dahil olmak üzere tüm arazi özelliklerine sahip. Araç su geçirmez. İçi su jetiyle temizlenebiliyor. Çıkartılabilen koltuk kılıfları saniyeler içinde uyku tulumu haline geliyor. Taşıyıcı barlar farklı kullanım amaçlarına uygun olarak ayarlanabildiğinden port bagaj her türlü yükü taşıyabiliyor. Dacia CEO'su Deniz Devot, Dacia yıldan yıla yeni müşterileri kendine çekmeye devam ediyor. Bu yeni müşteriler sorumlu bir toplum ve otomobillere yeni bir bakış açısı hedefliyor. Dacia modelleri içeriği dolu, konforlu, görsel olarak çekici ve açık ara en uygun fiyatlı oldukları için müşterilerimiz nezdinde öne çıkıyor dedi.